Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Uzun zamandır çıkışı beklenen oyunlardan biri Manor Lords ve yapımcı demoyu şu an oynanabilir olarak yayınladı. Daha doğrusu yayınlamadıysa da Steam Oyun Festivali'nde yayınlayacak. Bana bir kod ilettiler. Oyunun ilgimi çekebileceğini söylediler. Ben de dedim ki hay hay, tabii ki bu oyunu değerlendiririm. Hemen şöyle yeni oyun deyip başlayalım. Orta Çağ atmosferinde şehir kurup, geliştirip, gerçek zamanlı savaşlar yapıyoruz galiba. Tam olarak emin değilim. Videoyu izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmezse çok çok sevinirim. Sizlerin beğenileri benim için çok önemli. Bakalım Manor Lords nasıl bir yapılmış efendim. Bu arada oyunun şu an sadece İngilizce hali mevcut. Herhangi bir şekilde Türkçe olarak oynayamıyorsunuz. Tam sürüme çıktığında Türkçe olacak sanırım. Eklenmişti. Demosunun da boyutu yaklaşık 7 GB dolaylarındaydı. Bilginiz olsun efendim. 7 GB gibi bir boyutu vardı. İsmimiz Dük Samet olsun. Sir Samet. Sir Samet, böyle yaşlı bıyıklı bir dayıyım. Bilmiyorum, hoşuma gitti. Herif zırh falan giyiyor ya. Sembolü değiştirebiliyor muyum peki? Misal ne sembolleri var, ne koymak uygun olur? Ay, baksana kırmızı kırmızı kale güzel durmadı mı orada? Kale, kılıç, kılıç çok sade duruyor. Bak bayrak çok geniş, çok minik bir kısmı var yani. Çok sade duruyor. Hayatım, ellerine sağlık bu arada. Teşekkür ederim yayın başlığını ayarladığın için. Ellerine sağlık, çok teşekkürler. Güğüm gibi bir şey yapmayacağız herhalde. Ya da salyangoz da olmayacak sembolümüz, öyle değil mi? Sanırım taç simgesi olabilir ama bu büyük ihtimalle papalığın sembolü gibi bir şeydir. Şöyle bir bakınıyorum dostlar, ortalıkta ne var, ne kullanılabilir diye. Güzel semboller var ya sancak ekranında. Bu. Haydi bakalım. Her şey standartta, dengeli ayarlarda, hiçbir şeye dokunmuyorum. Şu an beni korkutan tek şey oyunu becerip beceremeyeceğim. Çünkü İngilizcem çok iyi değil. Ve tamamı İngilizce olarak yönlendirilecek bir oyun beni biraz ürkütüyor doğrusu. Evet, WASD ile harita üzerinde hareket edebiliyoruz. Şöyle minik bir yerleşim yerimiz var. Mouse'un orta tışıyla da sağa sola döndürülebiliyor. Q ya da E aynı işlevi görüyor mu? Ne yazık ki görmüyor efendim. Any message. Ama öncelikle kameramın yerini bir ayarlayayım ki şeyi görebilin sevgili dostlar. Bakın burada bir sağ yukarıda bir şeyler var böyle. Treasure, hazine. Royal tax. Vergi. Ama ne vergisi bilmiyorum. Bağlılık vergisi gibi bir şey galiba. Influence ve King's Favor. Peki. Nedir efendim new message? Şimdi diyor ki bana bir tane granary, logging camp, forager hut ve storehouse kur. Ben bu görevleri yapabileceğimize inanıyorum. 365 günde zamanı var galiba. Görevler süreli sanırım. Öyle değil mi? Galiba görevler süreli. Şimdi tahmin ediyorum ki buradan logging camp. Bu bizim odun toplamamıza yardımcı olacak. Çevrede sanki odun yığınları var gibi. Ama bilemedim. Kurmam gereken belli bir yer var mı? İki odun karşılığı. Ne bileyim, şuranın ormanı bana daha geniş gibi geldi. Döndürme şansım nedir efendim? Basılı tutup şöyle döndürebiliyoruz galiba. Buraya bir yere kuralım mı? Oduncu kampını. Hadi kuralım. Nasıl kurulacak bilmiyorum. Otomatik mi kuracaklar? İşçiler buradan gelip mi kuracak? Şeyle beraber ilerliyor. Buradan sanırım malzemeleri alacak. Öyle değil mi? Sonrasında götürüp buraya kuracak. Aynen öyle. Tek tek sürüye sürüye kuruyor. Tamam. Görevleri yavaş yavaş yaparız. 5 tane evsiz insan var. Bir yandan da ev yapmak istesem acaba nasıl bir tepki verirler? Yol yapılabiliyor. Ha, yollarla birbirine bağlayabiliyoruz mekanları. Çok iyi abi. Misal böyle buradan buraya, buradan buraya, buradan da böyle. Nasıl?
Bence güzel bir yol. Yani en azından hani bu oduncu kampının orada güzel bir yolu olmuş oldu. Orduyu kontrol edebileceğimiz bir panel var. Harita bu kadar büyük mü? Conquest modu var ama şu an demoda olduğundan dolayı oynanabilir durumda değil diyor. Pekala. Benim hoşuma gitti bu arada. Ben neredeydim onu hatırlayabilirsem. Benim yerleşim yerim nere? Şurası mı? Yok, orası maden. Yerleşim yerimi bulamıyorum dostlar. Evet, harika. Şu an yerleşim yerimi bulamıyorum. ESC'ye bassam. Bir daha ESC'ye bassam. Bayrağıma tıklasam. Hah, tamam. Evsiz insanlara tıkladığımda beni eve getirdi. Şükürler olsun. Evi kaybettim çünkü. Sevgili Zuko, Prime'ın avantajıyla 5. ayında. Zuko çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok çok teşekkürler desteğin için. Eyvallah. Buralara bir storehouse kurmak lazım galiba. Supply'ları falan depolamak için. Dışarıda şeyler var. Bir granary inşa etmezsen diyor oyun. Dışarıdaki yemekler hava koşullarından dolayı damage yiyebilirler diyor. Hasar görebilirler. Evsiz insanlar var. Aa bak tamam. Bak burada mining'le alakalı şeyler. Burada toplayıcılıkla alakalı şeyler. Trade. Blacksmith. Farming. Evler. Bir tane ev yapalım mı şuraya bir yere? Ev için öncelikle yol mu çekmem gerekiyor? Evin inşa edileceği alanı mı belirliyorum şu an? Ama öyle yamuk olur. Anladım, anladım. Misal buraya böyle 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 çok mu küçük diyor. Nasıl bir ev yapmamı bekliyor ki? Bu ev değil mi yoksa? Taverna falan var burada. Village life. Kilise. Mezarlık gibi bir şey değil bu. Değil mi? İmar izini çıkarıyorsun herhalde belediyeden. Olabilir efendim, bilmiyorum. Yolla bağlantılı değil diye mi yemedi, anlamadım ki. Şöyle. Şöyle. Ha evet, şimdi oldu bak. Şuraya 4 odundan 2 tane ev yapılacak. En azından insanlar evsiz kalmasın. Şimdi buraya bir yandan bu logging camp kurulurken bir yandan da ben ne kurmak istiyorum biliyor musun? Bir yandan da ben hızlı bir şekilde şu granary'yi kurmak istiyorum. Çünkü bunu kurmazsam bu yiyecekler falan sıkıntıya girecek. Merhaba, bir de yol çekebilir miyim şuradan? Şahane. Peki oyunu hızlandırabiliyor muyuz? 2-3 tuşlarıyla falan. 4x'te bir işlesin ya. Savaş falan olduğunu zannetmiyorum. Hakikaten oyun bana 360 gün zaman vermiş bu arada. 5 kişilik bir popülasyonum var. 5'i de peasantlardan oluşuyor. Normal köylüler galiba. Burgerlerde tüccarlar falan olsa gerek diye düşünüyorum. Artisan da soylulardır herhalde. Evsizlikten dolayı insanlar bizi desteklemiyor sanırım. Oo, oyun baya baya detaylı bir yapıya sahip ha. Aa, şimdi buraya çalışacak birilerini atamak gerekiyor. Peki. İki kişiyi buraya atayım. İki tanesi odunda çalışsın. Şimdi bir yandan evsizlik sorununu çözmeye çalışıyorum. Bir yandan yemeklerin çürümesini engellemeye çalışıyorum. Bir yandan da aslında şeye bakmak lazım. Bu forager hut dediği şey ne? Forager hut. Ha, bu da şey yapıyor dostlar. Anımsadım. Bu da odunları tekrardan yani ağaçları falan dikiyor. Ekiyor, dikiyor, bir şeyler yapıyor. Şu an kaynağım olmadığı için gerçi bunu inşa edemiyorum ama olsun.
Er geç kaynak buluruz. Abi umarım güzel bir ev yapıyorsunuzdur şu an ya. Umarım güzel bir ev yapıyorsunuzdur şu an. Kesinlikle oduna ihtiyacım var bu arada. Efendim teşekkür ederim iyi yayınlar dileğiniz için. Çok çok sağ olun. Evet Türkçe dil desteği oyunda mevcut ama ne yazık ki demosunda Türkçe dil desteği mevcut değil. Demo halini Türkçe dil desteği olmadan oynayabiliyorsunuz. Şu evsizliği falan bir çözsek çok iyi olurdu bu arada ya. Burada da herhalde şey var böyle. Kaç kişi işsiz, kaç kişi çalışıyor, neler yapıyor, neler ediyor onlar var galiba. Şuradan bir de granary'yi kurup bu elimizdeki yemekleri saklasak gerçekten çok iyi olacak. 3 aylık yemeğimiz, 20 aylıkta yakıtımız varmış. Ev falan kurup herhalde popülasyonu arttırıp o şekilde bir şeyler yapabiliyoruz. Logging camp kurduk bir tane. Granary'yi kuruyoruz buraya. Forager hut ve storehouse kurulduğunda da ilk görev dizisi tamamlanmış olacak. Evi biz ekstradan kurduk biraz. Yapar mısınız artık şu evi ya? Tamam size ev yapılıyor. Uzman Totocu 6. ayında selamun aleyküm iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Uzman Totocu, iyi yayınlar dileğin için çok çok sağ ol. Dedemar hoş geldin, merhabalar. Aynen galiba ağa çekiyor diğeri de ya. Forager hatta. Ev yapıldı. Şu an evsiz insan var mı? Hala mı homeless? Nasıl hala homeless ya? Çünkü bu ev daha bitmedi. Hala bu evin daha işçiliği var. Maksimum öncelik veriyorum buraya. Umarım bu binanın önceliğini arttırıyordur. Maksimum öncelik veriyorum buraya. Aha da ev tamamlandı. Şükürler olsun. Evsiz insan var. Abi 5 tane kişi başı bir ev mi yapacağım? Seni çıldın. Ciddi misin? Aa kişi başı bir ev diyor. Manyadın herhalde. Suya ulaşmak lazım. Tamam yani suya su nasıl elde ederiz bilmiyorum suyla. Forager hut. Forester hut. Bize forager hut lazım şey için. Meyve sebze toplayabilmek için. Kişi başı bir ev diyor. Hakikaten bak yani Dedemar çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hextarizm sağ olasın. Medieval Dynasty ilgimi çekmiyor ya. Medieval hani o Kingdom Come Deliverance'ın yapımcılarının oyunu pek ilgimi çekmiyor. Herkes kendine böyle bir bahçe yapacak, böyle bir yer yapacak falan. Biz nasıl şey yapacağız peki? Bu sürekliliği, devamlılığı sağlayacağız. Hayvanımız var bir tane. Bu öküz şu an bütün tarlaları falan sürüyor. Malzemeleri götürüyor anneciğim. Teşekkür ederim. Her şeyi bu hallediyor. Ve yemeğimiz 3 aylık yemek var. Yemek ve yakıt falan bir süre sonra tükenecek. O zaman ne yapacağız kesinlikle bilmiyorum. Bu ev mevzusunun böyle olması benim garibime gitti bu arada. Aga arazi aldı resmen ya. Neyse tamam şu diğer işler bitsin. Öteki insanlara da bir şekilde ev yaparız. Hani insanlar şu anda bizi onaylamıyorlar ama yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Şuradaki toplayıcının aslında bir an evvel yapılması lazım. Daha fazla bina yapım emri vermeyelim. Yavaş 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 halledelim her şeyi. Evet 2 aylık yemek kaldı sadece. Suyu nasıl getireceğim ben bu köye? Bir yerden su getirmenin bir yolu olmalı.
Nereden getireceğiz köye bilmiyorum. Trading post falan var. Market alanı. Kuyu. Kuyu. Suyu nereden getireceğimi biliyorum. Kuyu. Must be palace water vein. Ne demek istiyor anlamıyorum. Su kaynağının yakınlarında bir yerde mi olmalı? Ya da yola mı yakında bir yerde olacak? Kurdurmuyor bu arada. Yeraltı suları. Ne bileyim ben. Aa. Tam buraya kuruldu. Şunu da kuralım da suya ulaşım sağlansın. Birinin daha evi var artık. Yupi. Sadece 3 tane evsiz kaldı. Açlıktan ölmek, donmak gibi sorunlarımız var sadece geriye. Olsun. Merhaba. Şuradaki toplayıcı da yapılsın bir yandan. Bu da inşa edilsin bir yandan. Odun, 12 birim odun var. Yo, 12 birim food varmış. 8 birim odun var. Okey. Tamam, yavaş yavaş her şey bir halledilsin burada. Sevgili dostlar. Muhtemelen şu toplayıcıdan sonra yemek kaynağı gelecek ve bizi kurtaracaktır. Bak burada sezonluk 120 tane berry çıkar diyor. Buradaki elemanlar gider toplar artık. Burada da topladıkları yemeği depolarlar. Şurada su kaynağına da erişim sağlanır. Aşağı yukarı bütün her şeyi bitirebileceğiz. Yani şu görevi yapabileceğiz de. Bilemedim. Oyun sanki biraz ağır ilerliyor gibi. 16x'i alalım mı? Ama durdurup başlatınca tekrar 16x'de durdurup başlatsa keşke. Bunun bir kısa yolu falan var mı bilmiyorum. Tamam. Depolama alanı yapıldı. Artık yiyecekler güvende. Yiyecekler etkilenmeyecek. Bununla beraber hemen şuradaki toplayıcının yapılmasını bekliyorum. Toplayıcının ardından da bir tane storehouse yapmam gerekiyor. Geri kalanı bende. Gürkan'ım abonemiz olarak aramıza katılıyor diyeceğim de Gürkan'ın bu yan hesabın mı? Ana hesabına ne oldu yiğidim? Şimdilik bu hesaptayım abi. Anladım. Anladım Gürkan'ım. Yavrum Steam'e erişimin varsa bana Steam'den yazarsan bu hesaba da modluk vereyim. Steam'e erişimin var mı? Hani sen olduğunu anlayayım. Millet beni enayi yerine koymasın. Ha, telefonum bozuldu ona giremiyorum yaptıracağım. Anladım anladım. Steam'e erişimin varsa güzel olur yani. Ne güzel yağmur yağıyor öyle hey maşallah. Abi yiyeceklerin normalde buraya taşınması var. Aa, adam atamadık. Koş 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 koş. Şuradaki sebzeler falan dünyanın yağmurunu yedi koş. Ekmekler falan. Ay ıslak ıslak. Sepette ıslak ıslak ekmek. Çalışır mısın benim canım? Rica etsem. Burası neresi onu da bilmiyorum da. Aa tamam Gürkan gerçekten Gürkan'mış. Gürkan gerçekten Gürkan'mış ne demekse artık. Gürkan'ın bu arada bütün banları açma fikrinden vazgeçtik ya haberin olsun. Atayabildim mi moderatör olarak? Atayamadım. Slash mod idikut 1. Ha tamam. Bütün banları açma fikrinden vazgeçtik haberin olsun. Başa çıkamayacağımı düşündüm açıkçası. Tamam şunun da çalışması bitmek üzere. Sonrasında bir tek bir tane storehouse inşa etmek kalıyor geriye de. Storehouse'dan önce evleri falan mı inşa etsek ya da kuyunun inşa edilmesini mi beklesek? Alalım 16x'e yavaştan kuyuyu da inşa etsinler. Ama yemek nasıl idare edecek onu çok merak ediyorum. Wolf food fark ettim. Şimdi yeterince odunum var. Bence toplayıcıdaki adamlardan birini alıp oduncu adamlardan birini alıp toplayıcıya vermem lazım. Hani gidelim buradan yemek toplasın kendisi. İki kişi yemek topluyor. Bir kişi odunda bir kişi de burada depoda malzemeleri alıp depoya götürüyor. Bir kişi boşta sadece. O bir kişi de şu anda su kuyusunu kurmakla meşgul diyecektim ki yola bağlı değil diyor. Yola bağlı olmaması ne anlam ifade ediyor peki? Yani yola bağlı olsa ne değişecek hayatımızda?
bağlı olmadığı için ne değişiyor şu an hayatımızda? Yani bu kuyuya ta oradan mı gidilecek ya? Şu aradan yol geçmez mi? Oğlum aradan minik bir yol geçirirsiniz be. Yok vallahi geçirmiyor aradan yol mol. Aradan yol mol geçirmiyor. Bunlar beri toplayarak falan bence günü kurtaramaz. Umarım oyun bir ödül mödül görev mörev bir şey veriyordur. Vermiyorsa yandık. Şimdi bize ne istiyor? Diyor ki bize storehouse kur diyor bir tane. Bu storehouse'u da şöyle ortaya bir yere kurayım diyeceğim de hiçbir yere kuramıyorum. Tamam, oraya da bir kişi storehouse kuracak artık. Dediğim gibi kişi başı ev muhabbeti böyle bizi biraz bir baydı. Yakıt da 7 aylık kaldı. 7 aylık yakıt var. Normalde yakıt için yapmamız gereken şey belli. Woodcutter yapıp işlenmiş odunu kullanılabilir odun haline çevireceğiz. Quest complete. Allah razı olsun. Tarla yap ve ev yap diyor. Tamam, şey tarla diyorum. Su kuyusu yaptık bir tane. 3 tane daha ev yapmamı istiyor oyun. La dayı 3 tane daha ev yapayım da nasıl hayatta kalacağız biz? 3 tane daha ev yaparsam yemek yok. Woodcutter'da da çalışacak eleman lazım. Demoya nazaran biraz böyle az mı imkan vermiş acaba sevgili oyun ya? Ama yo bak popülasyonumuz artmış. Popülasyonumuz artmış abi. Galiba. Toplam popülasyon hep mi 5'ti acaba? Aşkım senden karayolları şeysi de olmaz. Hayatım yol çekmiyorlar. Ne yapayım? Çekmiyorlar yol mu ol? Abi şimdi buralara ev yaparım da bence biz bir an evvel bir tarla tapan olayına girişelim. Maazallah başımız belaya girecek bak. Şu evlerin oradan yapılmaz mı tarla? Ya da nereye? Şöyle. 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 8 tane adam falan çalışamaz buradaki tarlada da. Ekmek yapın. Ama buğdayları falan direkt ekmek olarak mı alacaklar acaba? İkinci yıl bunu ek, üçüncü yıl şunu ek falan filan mevzusu var. Tarlanın mevsimi değil de problem ID 25. Evet sanırım bunu buraya yapmamalıydık. Hı. Toplayıcıdaki adam sayısını 5'ledim. Beşleyemedim. Çalışabilir bütün adamlar zaten atanmış vaziyette. Anladım. Oduncuyu çok verimsiz koydun. Nereye koymalıydım sence login kampı? Login kampın yeri bu. Ve şuralarda komple odun. Sence nereye koymalıydım? Günaydın Osman Yasin, hoş geldin. Abi ana yola bağlanmıyor o şey, kuyu. Ana yola bağlanmıyor. Şu an ev yapamadık daha. Birçok evsiz var oyunda. Bunu diyorsan bu woodcutter. Şuradan alacak odunu, işlenmemiş odunu. Buradan işlenmiş odun haline getirecek. Asıl problem... Asıl problem burada şeyde. Kurduğumuz tarlanın bir halta yaramamasında. Demo efendim, evet demo. Koyduğun zaman orada altında kapladığı ağaç miktarı yazıyordu. Abi o kapladığı ağaç miktarı değil ya. Nerede yazıyor misal? Bak bu... Aa. İçine bir yere mi koymalıydım yani? Hakikaten adam haklı. Evet.
Banished mantığı gibi. La ben ne bileyim. Ben de dedim şey vardır herhalde. Yani bir etrafında alan yok, circle yok, bir şey yok. Neyse gene verimsiz verimsiz de odun geliyor. O konuda bir sıkıntımız yok evvelallah da. Evet senin dediğin doğru. Yola bağlı olmadığı için mi sorun yaşıyor bu tarlada? Al artık yola bağlı. Peki şu an bir sorunumuz var mı? Var. Ekim sezonu değil galiba. Bilmiyorum. 3 aylık yemek, 7 aylık yakıt var. Ne yapacağız? Ev. 3 tane daha ev yapacağız da nasıl yapacağız 3 tane evi? Nereye yapacağız? Nasıl yapacağız? Buraya bir tane ev kurarım diyor. Kur. Şuraya bir tane ev kurar mısın? Kur. Bir tane de nereye ev? Şuraya küçük bir tane atsanız olmaz mı? Bir tane de kuyunun yukarısına herhalde ya. Kur. Eyvallah. Şimdi bütün bunların tamamlanmasını beklerken açlıktan ya da yakacak sıkıntısından ölmemek için dua edeceğiz. Yapacağımız iş bu. Şurada mutlaka adam bulunmasa ne olur ki aslında ya? Yani dışarıda yemek yok ki. Toplayıcıda olur bu yemek. Millet de acıktığında gelip toplayıcıdan almaz mı yemeği? Yani bir tane adamı boşa çıkartıp ona da yakacak odun yaptırmış olalım. Bak 4 aylık yemek stoğu var. 7 aylık yakacak stoğu var. Ev yapım çalışmaları falan da başladı. Allah'ım yolların şeyine bakar mısın abi? Böyle bir yol ağzı. Tarlaya ne oldu? Ekmiyor baba ne bileyim. Ekmiyor yani. Olmuyor. Hayatım tarlaya adam da gönderemiyorum ki. Tarlaya adam da gönderemiyorum. Baksana. Artıya tıklama muhabbeti yok. Ya herhalde ekeceği zaman otomatik söyleyecek. Bilmiyorum. Şu an çalıştırmıyor. Ya kimseyi ekleyemiyorum da şey de yapamıyorum. Ama yemek sıkıntımızı çözdük ya. Beriler, toplayıcıdaki beriler iş yapıyor. Çünkü berileri iyi yere koyduk. Sezonluk buradan bize 150 beri geliyor ya. Bak şu yukarıdan da 112 tane geliyor sezonluk. O günü kurtarır gibime geliyor. Bak evler yapıldı, araziler yapıldı. Yakacak odun da yapılıyor. Normal odundan. Ama yani Voodoo'nun dediği gibi şeyi çok kötü yerleştirdik. Ağaççıyı. Tuğra Prime'ın avantajıyla 18. ayında. Tuğra çok teşekkür ederim. Laurel hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Aha da bir görevi daha tamamladık. New message dedi ama. New message. Seviye 2-3 tane ev istiyor. Firewood stall, clothing stall, food stall. Bunu yapmak için de bayağı bir zamanım var. 13 kişi oldu ama hala çalışacak adam sayısı az. O niye anlamadım. Tarlaya bir şey yapılıyor mu? Tarlaya bir şey yapılmıyor hala. Yani hala bir şey ekilmiyor tarlaya. Food stall dediği şey ne? Ha, işte bu şey yapacak galiba. Buğdayı ekmek haline getirecek. Öyle mi? Ama koyulmuyor bir yere. Bir yerde yeşil yanması gerekmiyor mu ya? Koyulmuyor bir yere. Metem hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Tarlanın yolu var ya. Baksana tarlaya buradan yol geliyor zaten. Sorun olan tarlanın yolu değil. Neyse. Firewood stall. Depolama alanı gibi bir şey mi bu ya? Ve clothing stall. Bu stalların ne olduğunu ben anlamadım. Marketi, market alanı kuracağız. Tamam ben anladım muhabbeti. Tamam çözdüm. Bir yere market alanı kuracağız. Şimdi dostlar bak burayı bizim kurduğumuz köyün merkezi gibi düşün, tamam mı? Köyün merkezi gibi düşün.
Bak burayı market alanı haline getirdin ya. Buraya ekmek. Şuraya firewood. Köşeye de bu. Bu kadar. İyi, çok iğrenç bir yer oldu orası. Metem, Smite'ı kurayım o zaman bir yandan ya. Birkaç kişi daha bulursak oynarız. Smite hoş oyun, biliyor musun? Hoşuma gidiyor. 30 giga burst diyor da fiber var ya. 2 dakikaya kurar. Aynen. 3 boyutlu LOL gibi. Ama daha keyifli kanka. Ne bileyim işte ya, Yunan tanrıları var. Yunan tanrılarından birini alıyorsun. Oynuyorsun. Çok keyifli şeyleri vardı ya. Bizimkiler bayağı sardıydı bir ara. Smite mi indiriyoruz? Vallahi yani indirirseniz oynarız. Ya botlara karşı falan da mücadele ederiz ilk başlarda. Şimdi bu evlerin seviyesini 2'ye çıkar diyor. Ben bu evlerin seviyesini nasıl kademe 2'ye çıkartacağım? Otomatik çıkıyor olabilir misal evlerin seviyesi. Otomatik de nasıl çıkar biliyor musun? Clothing'e, entertainment'a, işte yemeğe, suya rahat erişimi varsa o zaman çıkar. Forager hattakiler yeterli gelmiyor galiba. aile var burada. Bu ailelerden 4'ü çalışıyor. Biri de bina ve tamirat işleriyle falan ilgileniyor. Birini aslında şu depoya da götürsek iyi olur. Çünkü bu forager hatta toplayanlar toplayıcılığını yaptı. Aga, bu tarla niye ekilmiyor ya? Tarlanın bir sıkıntısı mı var? Allah Allah. Tarlanın bir sıkıntısı var herhalde. Tarla ekilmiyor. Efendim, çok teşekkür ederim. Keyifli yayınlar dileğini ileten herkese. Çok çok sağ olun. Bak, yakacak odun ihtiyacı karşılanıyor. Yemek ihtiyacı karşılanıyor. Odunumuz zaten var. Alet edevatımız falan eksik. Taşımız falan eksik böyle. Ben bu tarlayı buraya kurdum da tarla çalışmıyor ki. Şimdi tamam, bak bu depolama alanları kuruldu. Kurulduğu için burayı insanlar şey sayıyor şu anda. Görev yapıldı sayıyor. Kademe 2'ye çıkar diyor evi. Level 2 nasıl olur bu ev ki? Suya erişimi var, şeye erişimi var. Bilmiyorum nasıl seviye atlar, hiçbir fikrim yok. Tarlayı da daha çalıştırmayı başaramadık. Flex, barley. Yani ek. 8 kişiye kadar çalışabiliyor burada. Dönüşümlü olarak ekim yapabiliyoruz bir de, ama dönüşümlü olarak ekim yapmayacağız. Abi herhalde demoda olduğu için bu şey ya yok. Kaldırma gibi bu muhabbet var mı peki? Yani kazara kurduğum şeyleri nasıl kaldırabilirim? Yol yaparak falan mı kaldıracağım? Ne bileyim, bir dozer simgesi falan koysaydınız da yıksaydık. Ah, demoliş bu yıl. Allah razı olsun. Kademe 2 ev falan nasıl yapacağız? Ona mı bakmak lazım acaba? Hani yoksa büyük bir alan yaptığımda kademe 2 mi oluyor? Bir şey diyeceğim. Bir tane kilise yapsam ortaya bir yere. Bak. Tarlayı kurduğum yere. Bekle hocam. Bekle sayın hocam. Sayın hocam bekle. Tarlayı kurduğum yere kilise yapıyorum. Tamam mı? Kiliseyi de ana yolla bağladım. Hadi bakalım. Yani kilise olduğu zaman evler level atlar herhalde. Ne bileyim ki, 8 tane odun kullanılacak. Yemek geliyor, şey geliyor. Yemek geliyor, odun. Odunu çok kötü kurduk ya dostlar. Odunu gerçekten çok kötü kurduk yani. Hayatım, sana ben hiç no no der miyim? Odunluk taşınmıyor mu? Baba bilmiyorum ki ya. Yıkıp yeniden kurarız hem baba. Bir şey diyeceğim. Niye yıkıp yeniden kurmayak ki? Bak yıkarız, tamam mı? İki aile şu an işçilikte. Yıktıktan sonra yeniden kurarız.
Bak nerede? Şurada bir yerde 33 odun görüyordu. Oduz 3. Oduz 6. Oduz 6 odun. Yol. Yol yapmak ben. Ben yapmak yol. Siz bana atmak like. Tamam. Oduncuyu şimdi oraya doğru taşıdık da. Bir şey diyeceğim. Oradaki odunları buraya kim getirecek? Depolama alanında çalışan kimse yok ki. Hadi bakalım inşallah oraya doğru gider. Doğru diyorsun Metem. Yedeğini kurup öyle de yıkabilirdik de. Ben direkt yıktım bam diye. Kiliseyi bitirebilir misiniz artık? Rica etsem. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Kilisenin olmasıyla beraber artık bu ev seviye falan atlayacak mı? Suyu var. Fuali var. Yemeği var. İnancı var. İyi var, bu evleri de kaplıyor. Bu gong sesi daha iyi. Evet. Aslında taşıma muhabbeti varmış binaları. Ben niye yıktım? Ben niye yıktım abi? Taşıma muhabbeti varmış binaları. Evet, yollar falan da biraz karışık oldu ama olur o kadar. Ne yapalım? Ne yapalım hocam? Evsiz kimse yok be, yalan atmayın işte. Ya şu evlere ben nasıl seviye vereceğim arkadaş? Evlerin kademe atlaması lazım bir şekilde. Nasıl kademe atlar? Hunting camp kurarız, tamam mı? Hunting camp. Aa, ayıların oraya kurulacak bu. Ayıların oraya değil de hayvanların oraya, içeri mi kurulacak? Buraya kursak yer mi sizce? Burası hayvanların habitatı. Yani bunun içine mi kurmam lazım? Ya da odunları falan mı görmesi lazım bilmiyorum ki. Ama mantıken avcı avcılık yapmıyor mu? Avcı avcılık yapar. Değil mi efendim? Avcı avcılık yapacağına göre bunu buraya kursam şöyle, buradan da yol çekip bağlasam, bence her yere bağladım. Bakalım yani, avcıdan belki fazladan yemek gelirse. Değil mi efendim? Ben de öyle düşündüm. Yakalya'da 4. ayın kutlu olsun bu arada. Sağ olasın. Evler anno mantığı. Gerekli ihtiyaçları karşılayınca seviye arttırabiliyorsun. Ben de öyle düşündüm. Ben de öyle düşündüm ya. İşte o yüzden şey diye düşündüm. Buraya bir tane avcı koyup bir aileyi de avcılığa verirsek çalışma yerini belirleyebiliyor muyum? Abi şura. Net burada çalışacaklar yani. Ha, Forager Hat diyor ki toplayacak bir şey kalmadı, ne yapayım diyor. Her yeri topladım diyor. Abi sen toplayıcılığı yaptıysan o zaman iki adam boşta. Nereye koyacağız biz sizi? Odun ve yakacak odun. Odun geliyor, yakacak odun da iyi aslında. Oduna bir aileyi daha veririm. Başka verilebilecek bir aile var mı? Su kuyusundan falan verilebilecek bir aile yok. Marketin başına falan adam koyabiliyorum. Aile mantığıyla çalışıyorlarmış bu arada ya. Onu öğrendim. Hani bir kişi değil de 15 kişi diyelim. 5 aile var burada. Bir aile 3 kişiden oluşuyor. O 3 kişi birden orada çalışıyor gibi. Aa, güzel. Vallahi et getirmeye başladı. Et getirmesiyle beraber food 2 tik oldu mu? Olmadı.
Market Palace'tan yemek tipi istiyor çünkü. Entertainment ne olabilir abi köyde eğlence misal? Ne olabilir? Taverna. Aynen. Şuraya tavernayı kurarsın. Yapıştır be ya, sabahlar olmasın diye, değil mi? O forager hatı hafiften şuraya kurabilir miyiz? Şuraya doğru döndür. Okay, to get to work. Tamam. Şimdi bir de taverna kurduk mu? Herhalde tamam olur ya. Dur koyacağım, toplayıcı yapacağım oraya. Oyun kurdu. Prime'ın avantajıyla 3. ayında Samet kardeşimin yayınları, oyun çok güzel olacak gibi demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Kesenize bereket. Burgage Plot diye bir bina varmış. Onun arkasına ekim yapılabiliyormuş. Abi onun arkasına ekim yapılabiliyor dediğin Burgage Plot dediği yer bu. Bunun yanına mı kuruluyor tarla? Yani ben tarlayı ayrı bir yere kurdum ama yemedi. Baksana farmda öyle bir şey yazıyor mu? Araya belirle diyor. Aha soğuk da geliyor. Götümüz donacak soğuktan. Sebzenin sezonu değil. Biz öldük bu arada ya. Bence başaramadık. Yani bir taverna kursak iyiydi be. Bir tavernayı kursak iyiydi. Ne limitine ne oldu buranın? Çalışacak kimseyi bulamıyorum ki. Aralık ayına geldik. Hadi bakalım. Ölür müyüz acaba ya? Berry var, meat var. Epek var. Taverna da kurulur bir yandan. Toplayıcıya birini koymanın bir mantığı yok çünkü toplayıcıda çalışacak kimse yok. Oyun çok güzel oyun ya. Yani benim de hoşuma gitti de mantığını tam anlayamadım. Bak taverna da yapıldı. Evler seviye atlayacak mı artık? Artık entertainment da var. Oğlum eşyalı şeklik yapmayın, artık entertainment da var. Ama şey mi lazım bu entertainment'ın çalışması için? Tavernaya yemek mi götürmem lazım? Normalde yemek var da tavernasındaki yemeği kaldı. Normalde çok yemek vardı. Bir tavernası kaldı hocam. İşçi bol ev yapabilirsin. Abi ev tam yetiyor ya. Homeless olduğunda falan ev yapıyorum genelde. Oyun Cities Skylines benzeri değil efendim. Manor Lord henüz çıkışını yapmadı bu arada. Sadece demo olarak oynanabiliyor. Demosu şu an Steam'de sizin erişebileceğiniz durumda mı bilmiyorum ama yapımcı festivalde demoyu oynanabilir yapacağız dedi ki evet sanırım şu an sizin için de oynanabilir durumda. Yani çıkış yaptığında bu oyunun satış fiyatı ne olur bilmiyorum sevgili dostlar ama şu an oynayabiliyorsunuz ve hani normalde Türkçe dil desteğine sahip olacak bu oyun kıymetli arkadaşlar. Lakin şu anlık herhangi bir Türkçe dil desteği durumu söz konusu değil efendim. Bakalım yani kışı atlatabilecek miyiz bilmiyorum da. Zor gibi yani ve evlerin temel ihtiyaçları karşılanmıyor. Gelmesi gereken şey ne bilmiyorum, o gelmiyor. Neyse sezonluk beri geldiğinde millete beri toplatırım artık. İyi ki avcıyı yaptık bu arada. Bence bu evi avcı hayatta tutuyor şu an. Yani buradaki bütün şeyi avcı hayatta tutuyor. 36 tane hayvan varmış orada. Nüfus göçle mi artıyor? Bilmiyorum ki. Bahçesine belli bir alan belirliyorsun. İşçiler orada ekim yapıyor. Kankam bu bahçesine nasıl bir alan belirleyeyim ben ya? Emin misin? Bence böyle değil abi.
Zaten şu an kar yağıyor. Mümkünatı yok. Görmüyorum da. Burada mı farm yapacak? Tıklatmıyor ki. Çok küçük diyor. Misal. Şuraya evin tuvaleti ama. Hala çok küçük diyor. Bence öyle değil ya. Hoş geldin Bayvan. Merhabalar. Tamam neyse hızı bir arttıralım bakalım. Yani kışı atlatır mıyız? Atlatırız. Hayatta kalırız diye tahmin ediyorum. Limite geliyor şuradaki şey. Burada mı birilerini çalıştırmak lazım depolamada? Herhalde depolamada bir aile daha çalıştırırsak daha iyi olabilir. Sonra ne bileyim şuraya bir ev gelir mi ya? Kuyuyu taşıyamıyorum. Kilisenin yanına bir tane ev yapsam misal. Böyle mi geliyor yeni insanlar? Bak herhalde böyle. Bu şekilde bir ev yapılıyor. Ya artık depolama alanı doluysa o depolama alanını getir buraya. Millet aç kalmasın, açlıktan ölmesin. Beriler falan da gelecek, sezon yenilenecek. Çalışacak 5 aile dışında aile yok mu ya? Bak firewood'umuz iyi aslında. Firewood, ne bileyim bak buradaki firewood'a bir limit koyamıyor muyuz? Hani bir limit olsun. O limitten sonra dursun. Misal veriyorum. İşte 10 aylık firewood olduktan sonra burada çalıştırdığımız aileyi durduralım. Aha bak bir aile daha geldi. Ev yapınca çıkıp yeni ailelerini kuruyorlar galiba. Beriler daha yenilenmedi. Ne zaman yenilenir bilmiyorum. Ev yapıldıktan sonra galiba kendi ailelerini kuruyorlar. Bu yüzden yeni ev yapmak önemli. Yemek dayanmıyor ama. Yani o tarım teknolojisine gitmeden biz burada bir cacık yapamayız. O zaman şöyle... Buradan böyle. Bir ev buraya. Yetmiyor. Bir ev böyle. Birine biraz böyle bir dubleks muamelesi yaptık ama. Food fazlasıyla var. Hani entertainment'ı da buluruz da clothing'i nasıl bulacağız bilmiyorum. Gerçi clothing şeyden gelmez mi ya? Avcılıktan deri gelmez mi abi? Ama o kıyafeti, clothing bildiğim kadarıyla kıyafet, kumaş falan demek galiba. Farm için yeni yaptığın eve tıklasam edin. Tools'tan tarla yapabiliyorsun evine. Anladım. Yani evleri göt kadar yapan gaming yanılır. Ben evleri göt kadar yaptığım için göte geldim şu an. Bir cümle içerisinde ne kadar çok... Anladım. Ben bir enayi miyim abi o zaman? Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilir miyiz? Ben bir enayiyim değil mi? Anladım. Anladım. Ben enayiyim bu arada. Ben gerçekten enayiyim bu arada. Güzel oyunmuş. Benim gerçekten hoşuma gitti. Hani mantığını falan da kavradım da eve daha tiyar atlatamadık ya. Kıyafeti nasıl yapacağız abi peki? Kıyafet. Mesela kıyafet içinde simiti teynirden letter. Ya entertainment daha çalışmıyor mu ya? Herhalde entertainment için başka bir şey yapmak lazım. Peki öteki tarlayı ben niye çalıştıramadım? Bak burada bir halis mulis tarla var abi. Bunun böyle hani ekilebileceği alan ve ekilemeyeceği alan mı var? Örneğin misal veriyorum.
Şurası bak, ben renk körüyüm ama burası bana yeşil, şurası yeşil gibi geliyor bak. Burası böyle yeşil. Ben burayı böyle kursam. Desem ki bunu ek. Kimse çalışmıyor abi burada, ya da insan limiti yok. Bunu yapamıyorum bak yani. Benim böyle bir sorunum var. Niye böyle oluyor? Savaş falan da var tabii canım oyunda. Daha army falan da var da. Ya conquest muhabbeti var. Map'i ele geçiriyorsun falan böyle yani. Haritası da geniş. Ama demoda mevcut değil diyor. Düşünsene, harita muhabbeti var ya. Şurada kıç kadar alanda tarla tapan ekiyor. O zaman tarla muhabbeti için biz ev yapacaktık abi. En başından tarla muhabbeti için böyle büyük büyük evler yapacaktık. Anladım onu. Ama bu tavernayı biz boşuna yaptık ya. Taverna şimdilik adamı alalım tavernadan da, taverna boş dursun. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Ne yapacağız? Woodcutter çalışıyor. Toplayıcıya bir aile daha verdim. Bir yere storehouse kurduk. Tamam, storehouse'a da bir aile verdim. Böyle çalışsın bakalım. Türkçe dil desteğinin geleceğini söylediler. Ama demoda ne yazık ki Türkçe dil seçeneği yer almıyor sevgili dostlar. Demo hali bu şekilde oynanabilir durumda. Firewood stove full. Abi o zaman oraya daha fazla firewood şeyi eklesem yeri. Olma mı? Bu çanlar çalınca şey geldi aklıma. Adını sen getir. Neydi? Oyunun adı. Hiçbir örnek vermeden değil mi? Frostpunk, Frostpunk. Frostpunk'taki ses geldi aklıma. Frostpunk'ta da böyle diyorlardı ya. Efendim teşekkür ederim, kolay gelsin dileğiniz için. Çok sağ olun. Frostpunk'ta da şey diyorlardı ya, hadi çalışmaya geri dönün diye. Get to work. O geldi aklıma birden. Abi ben evlere level atlatamıyorum ya. Ben evlere level atlatamıyorum. Benim böyle minik sıkıntılarım var. Evler level atlamıyor. Storehouse'da yetişemiyor galiba malzemeleri toplamaya etmeye. Materyal. Baya baya bir pelt gelmiş. Yani avcılık yapılıyor buradan. Hayvanlar burada yaşadığı için. Yapılan avcılık sonucu baya deri geliyor. Bu deriyi işlemek lazım. Yani peltten leather yapılacak yer. Tannery. Şuraya yap bakalım bunu. Birilerini de burada çalıştırtırız. Nereden adamları da burada çalıştırtırız? Herhalde... Aaa, timber kalmamış. Odunda adam çalışıyor mu ya? Odunda iki kişi çalışıyor ama... orası normalde verimli bir yerdi. Neden odunda kimse kalmadı? Tannery yapıldı. Şimdi o zaman forager'dan bir adam alıp bunu tannery'e koyalım. Burada da mı ekim yapılamıyor? Çok küçük yaptık galiba alanları. Avcı çalışmaya devam edecek mutlaka. Granary ve storehouse'da çalışan var. Tamam. Şimdi bunlar bunu deri haline getirecek abi. İşlenmemiş ürünü alacak, deri haline getirecek. Ama hala bir kıyafete erişimimiz yok. Pelt'ten deri. Ustam bu deriden kim kıyafet yapacak? Bunu işlenmiş deri haline getirdik. Bu işlenmiş deriden kıyafet de yapılmalı. Ya da deri direkt... direkt satılıyor. O zaman artık bu adamların deriye de erişimi var. Biraz Allah rızası için insan seviye alır ya. Vallahi biraz... insan biraz seviye alır. Biraz şey yapar ya. İnsaf eder ya. Sevgili Mete Morningstar abonemiz olarak bizi destekliyor efendim. Çok teşekkürler sevgili Mete. Desteğin için çok çok sağ ol.
Bazı depolar boş, yapacak bir şey yok. Evet dostlar, evlere seviye kasamadım. Evlere seviye kasmayı geçtim. Şu anda ben neden odun toplayamıyorum onu merak ediyorum. Şu alanda çalışır mısın? Rica etsem. Yani normalde burada deli divane odun var. Kuruttuk herhalde. Çalışma alanını belirleyip o şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Sanırım. Bak buradaki avcı da olabilecek en verimli yerde aslında ya. Evet evet ya abi, bir yanda kilise var, bir yanda taverna var ama level namına bir şey basmıyor. Bu arada yemekten sebze meyve falan da getiriyor. Ya da bunlar yemeği şey yapıyor abi. Kendi evleri için yetiştiriyor. Bak biz aslında en başında bu evleri biraz daha büyük kurup şey yapsaydık, büyük kurup bu evleri tarla yaptırsaydık çok 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 daha verimli olurdu. Bak buradaki berileri yemiş bitirmiş. Forager hattaki adamı çıkartalım. Nereye verelim bunu? Avcıya falan mı verelim? Bence odunun, odunda zaten iki kişi var. Odunun içinden geçtiğimiz için oduna verelim diyecektim. Odunda zaten iki kişi var. Aa ama çalışma alanını değiştirip şuradaki berileri topla dersen ne yapacak? Biraz uzun yol ama gidip toplar herhalde değil mi? Gidip toplar sanırım. Evet dostlar, yavaştan ben evlere seviye atlatamayacağımı fark ettim. Yavaştan videonun sonuna gelmiş olalım. Ha, oyunda save alma mantığı yok bu arada. Yani tek seferde oturup ne kadar ilerlersen o kadar ilerleyebilirsin. Oyunun demosunda herhangi bir save sistemi yok. Sanırım ordu paneli ve işte military falan henüz açılmıyor. Bilmiyorum, dediğim gibi. Şöyle büyük bir harita mantığı var. Sanırım gidip çeşitli yerlerden bölgeler ele geçireceğiz. Sağdan soldan falan bir tüccar geliyor gidiyor. Oyunu gayet detaylı ve güzel yapmışlar aslında. Aa bir saniye. Şimdi bu yerleşim yerine iki ev daha kurarsak burayı medium village haline getiriyoruz. Tamam. Abi bu arada ben büyük ev yapmanın önemini anladım ya. Öyle değil. Yani çoklu ev değil de bir tane büyük ev isteyemiyor muyum şöyle? Öyle üçgen şeklinde yapma da. Bak misal. Buradan böyle. Ya büyük ev istiyorum bir tane. Neden çoklu ev yapıyor? Manyak mısın? Galiba manyak. Beş tane ev yapıyor. Kardeşim bir tane bir tane. Şöyle biraz üçgen şeklinde kurayım da. Şurayı bir yapsın. Tarla ekeceğim ya. Şükrü abi hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Merhabalar, hoş geldin abi. Burayı kurabilir misiniz efendim? 2 dakikada size zahmet. Ve toplayıcı burayı kuruttuktan sonra burayı toplamaya devam ediyor. Çok güzel. Oduncuya yeni alan verelim. Abi yapıştır şurayı. Tamam. Alan muhabbetini öğrendiğimiz iyi oldu. Bu alan muhabbeti bizim hayatımızı kurtardı. Yeterince yemeğimiz var. 150 birim yemek var bak. 150 birim. Aha da ev yapıldı. Ekiliyor mu buraya bir şey? Ha, eve level basma muhabbeti de var burada. Evet basmıyor bazı yerlerde. Niye dikemediğimi anlamadım ya. Neyse bir tane daha ev yapalım. Burayı bir medium village haline getirelim. Kardeş bir tane ev istiyorum. Bir tane ya.
Bir tane ya. Allah Allah. Çok şükür abi, çok şükür. Vallahi seni gördüm daha iyi oldum Şükrü abi. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Bir dediğim gibi dostlar, tarlanın nasıl çalıştığını anlamadım. O da şundan dolayı muhtemelen. Oyunun demo sürümünde olduğumuzdan dolayı, demo halinde olduğumuzdan dolayı muhtemelen bazı şeyler yapılmıyordur. Dediğim gibi oyunda save mantığı şu an çalışmıyor. Misal hala herhangi bir save alabilme opsiyonun yok ve bazı şeylere erişimin yok. İlerleyen vadelerde oyun geliştiğinde ve Türkçe dil desteği eklendiğinde gerçekten çok kapsamlı bir oyun olacağına inanıyorum efendim. Ki yani şu anki hali bile gayet oynanabilir durumda. Sevgili dostlar, evimiz kurulsun. Evimizin kurulmasıyla beraber artık burası minik bir köy haline geldi. 99 ev kurarsan da manor oluyorsun diyor sevgili oyun. Birçok üründe de limite ulaşmış vaziyetteyiz. Her neyse, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Manor Lords'da böyle bir yapındı. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.